Merhaba arkadaşlar, hepiniz Sonus Fizik kanalına hoş geldiniz. Optik kampıyla birlikteyiz. İlk videomuz aydınlanma. Aydınlanma nedir? Işık nasıl davranır? Gelin hep birlikte inceleyelim. Ama öncesinde abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Aydınlanma, optik bir aydınlanma. Bakalım neymiş? Öncelikle ışık ve ışık olaylarını inceleyen fizik alt dalına ne deniyor arkadaşlar? Optik deniyor. Bakın tekrar söylüyoruz. Işık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalına optik denir. Tabii ki günümüze kadar gelme dönemlerinde optik belirli bilim insanları tarafından belirli şekilde adlandırılmış veya belirli şekilde açıklamalarda bulunmuş. Bakalım kısmen Newton ışığın tanecikler şeklinde yayıldığını ifade etmiş. Kırılma ve yansıma olaylarını tanecik modeliyle açıklamış. Huygens ise ışığın gösterdiği bazı özelliklerin ışığın dalga karakteriyle açıklanabildiğini ifade etmiş. Yani dikkat ederseniz Newton ışığın tanecik modeliyle ilgilenmiş. Huygens ise ışığın dalga modeliyle ilgilenmiş. Işığın dalga doğası yardımıyla bazı ışık olayları açıklanabilirken bazılarının açıklanamaması durumunda yola çıkan Max Planck ne yapmış? Işık dalgası enerjisini foton adı verilen enerji paketleri şeklinde yayıldığı teorisini ortaya atmış. Dikkat ederseniz fotona birer tanecik demiş ve bu tanecikler bir paket halinde, enerji paketleri halinde yayılıyor. Yani dalga özelliğini de gösterebilir demek istemiş. Sonuç olarak ışığın bazı olaylarda tanecik, bazı olaylarda ise dalga özelliği gösterdiği bilgisine ulaşabiliriz. Peki hangi olaylarda tanecik, hangi olaylarda dalga özelliği göstermiş? Gelin hep birlikte bakalım. Arkadaşlar böyle bir tablomuz var. Birinci tablomuzun üst kısmına bakarsanız ışık olayı, dalga, tanecik modeli artık hangi modeli gösteriyorsa bize. Mesela ışık olayı, Compton saçılması, ışığın renklere ayrılması verilmiş. Dalga mı, tanecik mi? Bunların yanına birer tik atacağız. Hemen başlayalım. Mesela Compton saçılması. Arkadaşlar Compton saçılması sadece ve sadece tanecik özelliği gösterecektir. Dalga özelliği göstermeyecektir. Işığın renklere ayrılmasına bakarsak, ışığın renklere ayrılmasında da aslında burada ışık bir dalga gibi davranacak. Yani sadece dalga özelliği göstermiş olacak. Siyah cisim ışımasına bakarsak, siyah cisim ışıması da ışığın sadece tanecik özelliği gösterdiğinin bir göstergesidir. Işınlar tanecik halinde hareket eder ve o olayların zaten tanecik olmasının da belirtmiş olduğu ya da tanecik olay tanecik olmasından kaynaklı da oluşan olaylar. Bunlar sadece tanecikli özelliği gösteriyor. Diğeri nedir bakalım? Fotoelektrik. Fotoelektrik de yine sadece tanecik özelliğini gösterecektir. Işığın kırınımı, girişimi bunlar ışığın sadece dalga özelliğini gösterecek. Işığın yansımasına bakarsak ışığın yansıması hem tanecik özelliği hem dalga özelliğini ikisini bir arada gösterecek. Işığın kırılması da yine hem dalga hem tanecik özelliğini gösterecek. Işığın demetler biçiminde ışık demetlerinin birbiri içerisinden geçmesi olayı da, yani buna biz aslında girişim olayı diyoruz. Buradaki ışık girişimi ile bu ışık, bahsettiğim ışık demetlerinin birbiri içerisinden geçmesi olayı birbirlerinden farklıdır. Bunlar hem dalga özelliği hem tanecik özelliği gösterecektir. Gölge ve yarı gölge olayları hem dalga hem tanecik özelliği gösterecektir. Işık basıncına bakarsak ışığın basıncı da arkadaşlar hem dalga hem tanecik özelliği gösterecek. Aydınlanmaya bakarsak aydınlanma hem dalga hem tanecik özelliği. Işığın aynı anda yansıması ve kırılması sadece dalga özelliğini gösterecek. Işığın polarizasyon olayı da sadece dalga özelliğini gösterecek. Peki karşımıza neler çıkacak? Karşımıza arkadaşlar şunlar çıkacak. Bunlara dikkat. 1. Compton saçılması, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı. Bunları bileceğim bir kere. Bunlar çünkü nedir? Sadece tanecik özelliği gösteriyor. Bakın tekrarlıyorum. Şöyle yazarsam. Bir saniye. Şöyle düzenlersem burayı. Şöyle çekersem. Evet. Şöyle gösterirsem. Sadece siyah cisim ışıması, Compton ve fotoelektrik olayı, bu üçü tanecik özelliğini gösteriyor. Yine aynı şekilde göz atarsak bakın dalga modeli, dalga modeli, dalga modeli, sadece dalga modellerini gösterdim. Nedir bunlar? Işığın renkler ayrılması,
kırınım, girişim olayları ve aynı anda yansıma ve kırılma ve polarizasyon. Bunlar ise sadece dalga özelliği. O zaman ben bunların hepsini ezbere bilmeme gerek yok. Öncelikle ışığın tanecik özelliği gösterdiği kısımları iyi bilmem gerekiyor. Neymiş? Siyah cisim ışıması, Compton saçılması ve fotoelektrik olayı. Bir daha söylüyorum bak, bir daha söylüyorum, unutma. Siyah cisim ışıması, Compton olayı ve fotoelektrik olayı. Bunlar ışığın sadece ve sadece tanecik özelliği. Yani ışık fotonlar halinde hareket eder ve bu fotonların hareket etmesi sonucunda oluşan olay tanecik özelliğinin bir göstergesidir. Buna biz işte ne diyoruz? Compton saçılması, buna örnek verebiliyoruz. Fotoelektrik olayına örnek verebiliyoruz. Işığın siyah cisim ışımasını örnek verebiliyoruz. Dalga özelliğini de o fotonlar birleşerek tek bir dalga halinde hareket etmesi. Yani girişim deseni, kırınım deseni ya da kırınım olayı, yine aynı şekilde ışığın birbiri içerisinden geçmesi veya polarizasyon dediğimiz olay, bunlar da sadece ve sadece dalga özelliği. Diğer geri kalanların hepsi hem tanecik hem de dalga özelliğidir diyoruz. Peki şimdi aydınlanma kısmına geldik. Arkadaşlar aydınlanma kısmında bilmem gereken 3 tane en önemli tanım var. Ve bu tanımları iyi bilmem gerekiyor. Bunlardan birincisi neymiş? Işık şiddeti. Peki ışık şiddeti nedir? Hemen bakalım. Arkadaşlar ışık şiddeti dediğimiz şey ışık kaynağının birim zamanda belirli bir doğrultuda yaydığı ışık yoğunluğuna ışık şiddeti denir. Bakın tekrar aldım burayı. Belirli bir zamanda yaydığı ışık yoğunluğuna ışık şiddeti denir. I sembolüyle gösterilir. Temel ve skaler büyüklüktür. Hatırlarsanız temel büyüklükte kısa muz vardı. Bu kısa muzun şuradaki I'sı ısı değil. Burası ne? Işık şiddeti. Birimi neydi bunun? Kandelaydı. Bakın birimi zaten neymiş? Kandela. Peki neyle ölçüyoruz ışık şiddetini de? Fotometreyle ölçeceğiz. Peki ışık şiddeti büyük olan kaynaklar daha fazla enerji paketi yani foton yayar. Dikkat ederseniz elimizde iki tane ampulümüz var. Bu ampullerden birincisinin ışık şiddetine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye saydık. Diğerine bakıyorum ışık şiddetine kadar 20 tane ışık şiddeti var diyelim. O zaman diyeceğiz ki bu kaynağın ışık şiddeti I1 küçüktür. Diğer kaynağın ışık şiddeti I2'ye. Yani ışık şiddeti kaynağa bağlı bir değerdir. Bak yazdım, önemli bir bilgidir. Işık şiddeti neye bağlı? Kaynağa bağlıdır dedik. O zaman siz bir kaynağın ışık şiddetini değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey nedir? O kaynağı değiştirmektir. Başka bir şekilde ışık şiddetini değiştiremezsiniz. O yüzden ışık şiddeti kaynağa bağlıdır diyoruz. Bakın önemli bir kısım burası. O zaman biz kaynaklarımıza baktığımızda hangisinden çıkan tanecik sayısı fazlaysa, yani foton fazlaysa, o zaman o kaynağın ışık şiddeti ne olmalı? Fazla olmalıdır diyoruz. Birimi kandeladır ve neyle ölçülüyormuş? Fotometre. Fotometre ile hesaplanır derim. Tamamdır. Devam ediyorum şimdi. Şöyle düzenlemesi lazım. Evet. Evet, ışık akısı bakalım. Bir ışık kaynağının belirli yüzeye birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisine ışık akısı denir. Bakın tekrar aldım burayı. Bir ışık kaynağının belirli bir yüzeye birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisine ışık akısı. Yani bir yüzeyden ne kadar ışık çizgileri geçiyorsa diyor, o ışık çizgilerinin sayısı bize ışık akısını verecek. Hocam bu foton değil miydi ya da hocam bu ışık şiddeti değil miydi? Bakın ışık şiddeti kaynaktan çıkan bütün çizgilerin sayısı. Işık akısı ise belirli bir yüzeyden geçen çizgilerin sayısı. Peki fi sembolüyle gösterilir. Türetilmiş ve skaler büyüklüktür. Öbürü neydi? Temel büyüklükte hatırlayın. Birimi lümendir. Buraya dikkat. Peki bu ışık akısını veren ifadelerimiz nelermiş? Ona bakalım. Şimdi kapalı yüzeydeki bir ışık akısına bakacak olursak. Arkadaşlar biz burayı ışık şiddeti bir kandele olan, yarıçapı 1 metre olan bir kürenin içerisine bir ışık kaynağı yerleştirdik. Ve bu yerleştirdiğimiz ışık kaynağının kürenin içerisindeki 1 metre karelik alanı aydınlatmasına, yani buradan geçen çizgilerin sayısına bakacağız. Şimdi buradan geçen çizgilerin sayısı doğal olarak buradaki ışık şiddeti ne kadardı? Bir kandelaydı. O zaman buradan geçen çizgilerin sayısı da bir kandele kadar olacak. Yani I kadarlık
ışık şiddeti buradan 1 metrekarelik yüzey alanını kaplamış olacak. O zaman ben tüm yüzey alanını düşünecek olursam, bakın kürenin yüzey alanı neydi? 4 pi r kareydi yüzey alanı. Peki r yerine 1 yazarsam benim o zaman yüzey alanım 4 pi çarpı 1'in karesinden 4 pi olur. E o zaman içerisinde bulunan ışık şiddeti I olan bir kaynak tüm yüzeyi aydınlattığında bu yüzeydeki bütün çizgiler ne yapacak? Bu kürenin bütün yüzeyinden geçecek. O zaman benim bu küremin bütün yüzeyinden geçtiğine göre kürenin yüzeyindeki ışık akısını hesaplayacak olursam ne olacaktır? Fi ile göstereyim. 4 pi I olarak ifade edeceğiz. Ne zaman? Kapalı yüzeylerdeki ışık akısını sorarsan. Peki burada dikkat etmem gereken birkaç şey var. Işık burada, şöyle sildim şurayı göstermek adına. Dikkat ederseniz ışık kaynağı burada kaç derecelik açı yaptı? 360 derecenin 360'ını da yaptı. O zaman ben şurayı alırken aslında fi'yi yazarken şöyle yazıyorum. Fi eşittir 4 pi I çarpı, bakın 360 bölü 360 yazıyorum aslında. 360'ın tamamını aldığım için. E buradan bunlar gidiyor zaten. Ben otomatikmen şu formülü çıkarttım. Hocam o zaman şöyle olursa ne olur? Mesela ışık kaynağım burada. Bu ışık kaynağı şöyle bir yarım küre aldığımızı düşünelim. Böyle bir yarım küreyi aldığımızda, şöyle küre olarak düşünürsek bunu, ışık kaynağını da ortaya koyduk. R yarıçaplı I'sı burada. E buradan çıkan ışıklar, buradan çıkan ışıklar yarı yüzeye gittiğine göre o zaman bizim ışık akımız fi neye eşit olacak? 4 pi I çarpı 180 bölü 360 olacak. E ben buna ne diyeceğim o zaman? 4 pi I çarpı 1 bölü 2 diyeceğim. Peki ben bunu şöyle yapsam. Desem ki burada ışık kaynağım burada olsun yine. Ancak bu sefer benim kürem çeyrek bir küre olsun. Şöyle olsun. Şöyle bir küre aldığımızı düşünün. Bakın böyle küre, hatta şöyle tamamladığını düşünün. E benim burada gördüğüm açı ne kadar? 90 derecelik bir açı. I ışık kaynağı. O zaman benim fi değerim ne olur arkadaşlar? Fi değerim 4 pi I çarpı 1 bölü 4 gelecektir değil mi? 90 bölü 360'dan 1 bölü 4 gelir. Peki ben bunu şöyle yapayım bir de. Açıyı bilmiyorsam eğer, mesela şöyle bir yüzey verdi bana. Kürenin kesitini aldığını varsayalım. Şu şekilde. Kürenin kesitini aldık. Şurası alfa açısı. Burada ne var? Bir I ışık kaynağı var. Burası R kadar uzaklıkta olduğunu varsayalım. O zaman burada yüzeyi, açıyı bilmediğim için şöyle yazmam gerekecek. Diyecek ki fi eşittir 4 pi I tüm kürenin yüzeyine düşen ışık akısı çarpı alfa bölü 360 derecelik kısım düştü. O zaman alfa bölü 360'a eşit olacak. Bakın bu da ne demek oluyor biliyor musunuz aslında? Bu şunu söylüyor bize. Şimdi ben şöyle düşüneyim. Böyle bir ışık kaynağı aldım ve bu ışık kaynağını böyle yerleştirdiğimi varsayıyorum. Şurası bir yüzey. R kadarlık bir yüzey. Şurası alfa açısı. Açıyı değiştirmiyorum. Açıyı değiştirmiyorum. Açıyı değiştirmiyorum. Ancak yarıçapı büyütüyorum. Şimdi açıyı değiştirmedim. Yarıçapı büyüttüm. 2R'ye 2R dedim. E burada yazacağım aynı ışık şiddeti olsun. I ışık şiddetleri var. O zaman bu ikisi arasında belirli bir fark olmayacak. Çünkü uzaklığın benim için bir etkisi olmayacak. Neden derseniz açımız aynı. Işık kaynağımız aynıysa o zaman bu yüzeye düşen, hatta bu yüzeyin ışık, bu yüzeyin alanını eğer A dersem, burası 2R olduğu için buranın yüzey alanına ne demem gerekiyor? 4A demem gerekiyor. Hocam o zaman buradan geçen Işık miktarı fazla olmaz mı yüzey alanı büyüdüğü için? Olmaz, olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Çünkü buradan çıkan ışık çizgilerinin sayısı belli. Aynı ışık çizgileri burada da devam ediyor. Değişmedi. O zaman benim için burası fi 4 pi I çarpı alfa bölü 360 ise burası için de 4 pi I çarpı alfa bölü 360 olacaktır fi değeri. Peki ben bunu şöyle yaparsam bakın. Ne zaman değişir biliyor musunuz? Şuradaki ışık akısı I olsun. Işık kaynağım böyle gidiyor. Bakın. Şurası alfa.
Eğer benim burada seçtiğim yüzey alanım A, bu seçtiğim yüzey alanını hiç değiştirmeden, hatta şöyle siyahla göstereyim onu görmeniz için. Bu seçtiğim yüzey alanı A olsun. Şimdi bu yüzey alanının bu A'yı hiç değiştirmeden şuraya taşırsam, bakın, dikkat ederseniz biraz önce şu çizgi, kırmızı çizgiler sınırımdı benim. Şimdi ise mesela şuradaki sınırım, bakın burası oldu. Yeşil uzaklaştırdıkça sınırım ne yaptı? Sınırım azaldı. Sınırın azalması demek bu cisim üzerinden geçen çizgi sayılarının azaldığı anlamına gelir. O zaman eğer ben noktasal bir ışık kaynağı veriyorsam ve bu noktasal ışık kaynağında yüzey alanımı değiştirmeden uzaklaştırıyorsam, noktasal ışık kaynağının çizgileri, sınır çizgileri benim üzerimden geçen açı küçüleceği için o zaman akı ne yapacak zamanla? Azalacaktır. Fi zamanla azalacaktır dedim. Ancak bu paralel ışık düzlemi olsaydı, yani paralel ışık demeti olsaydı. Ne demek paralel ışık demeti? Işık kaynağı böyle. Bakın. Şimdi böyle bir ışık kaynağına ben A yüzey alanlı bir levhayı getirdim, koydum. Şöyle bir levham olduğunu düşün. Şimdi ben bu levhayı taşırsam buraya, dikkat edin, levhadan geçen çizgi sayısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ne zaman olur burada ise? Burada ise eğer levhanın yüzey alanı büyürse olur, değil mi? Bakın, levhanın yüzey alanını büyütürsem, geçen çizgi sayısında burayı 4A yaparsam, geçen çizgi sayısında artış meydana geldi. Biraz önce şu iki çizgi buradan geçiyordu. Şöyle göstereyim bir saniye. Şu iki çizgi buradan geçiyordu. Şimdi ise bakın şu iki çizgi buradan geçiyordu. Şimdi ise 4A'lık yüzey alanından daha büyük, daha fazla çizgiler geçecek. O zaman noktasal ışık kaynağı ve paralel ışık kaynağında değişiklikler olacak. Yani bana soru, noktasal ışık kaynağından mı gönderiyor, paralel ışık kaynağından mı gönderiyor? Buna dikkatli bakmam gerekiyor. Neymiş? Tekrar aldım şöyle. Bakarsak, kapalı bir eğri içerisindeki ışık akısı, tüm yüzeydeki ışık akısı 4 pi I kadar olmalıdır. Ama bana adam tüm yüzey vermezse, açılı verirse ne yapacakmışım? 4 pi I çarpı alfa bölü 360 yapacakmışım. Burada da küremin ya da seçtiğim o yüzeyi orantılı bir şekilde büyütüyorsam ve noktasal bir ışık kaynağı varsa, açı değişmediği süre içerisinde dikkat edersem ışık akım da değişmeyecektir. Ancak bu bir paralel ışık kaynağı ise açının ya da cismin yüzey alanını, yüzeyi uzaklaştırmamın da bir önemi olmuyor. Yüzeyi uzaklaştırdıkça yüzeyimde geçen çizgi sayısında değişiklik yok. Ama yüzeyi büyütürsem çizgi sayım değişiyor. Ama bakın, noktasal ışık kaynağında bu durum söz konusu değil. Noktasal ışık kaynağında ben yüzey alanını değiştirmeden uzaklaştırırsam ışık akısı ne yapıyormuş? Azalıyormuş dedik. Yani bunu kapalı olmayan yüzeylerdeki ışık akısı olarak gösterirsem ben size anlattıklarımı şu şekilde özetlemem gerekir. Dikkat ederseniz noktasal ışık kaynaklarında bu ışık kaynaklarının ışık şiddeti birinin I, birinin 2I. Aynı uzaklık, aynı yüzey alanı. Tabii ki oradan çıkan, bu sağ taraftakinden çıkan çizgi sayısı fazla olduğu için yüzeyden geçen çizgi sayısı fazla olacaktır. O zaman sağ taraftakinin ışık akısı daha fazla olacaktır. Peki bu bir ışık demeti ise, paralel ışık demeti ise ve ben bu paralel ışık demetinde gönderdiğim ışığa bağlı olarak yüzeyi değiştiriyorsam, yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela diyelim ki buradan geçen çizgi sayılarını düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi buradan geçen çizgi sayılarına baktığımda, hatta şöyle söyleyeyim. Şu elim çizgi sayısı, paralel çizgiler olduğunu düşünün şundan. Şöyle paralel çizgiler buradan geliyor. Siz bunu çevirdikçe buradan geçen çizgi sayısı tek parmağıma düştü. Bakın bunlar temas etmiyor. O zaman bunu dik hale getirdikçe çizgi sayısı ne yapacaktır? Artacaktır. Çizgi sayısının artması, o yüzeyden geçen çizgi sayısının artması akının arttığı anlamına geliyor. Bakarsak A durumundan
B durumuna getirdiğimizde, yani çevirdiğimizde yüzeyden geçen çizgi sayısında azalma mevcut. Tam yatay hale getirdiğimde çizgiler üstünden geçip gidecek. Yani akı sıfır hale gelmiş olacak. Peki noktasal ışık kaynağında alan büyütürsem ne olur? Ona bakalım. Arkadaşlar aynı ışık şiddeti aynı uzaklıktayken, bakın aynı uzaklıktayken alan büyütürsek, dikkat edin buraya, şöyle uzaklığımı değiştirmeden alan büyütüyorsam, geçen çizgi sayılarım burada şu iki çizgi geçmezken şimdi o iki çizgi de işin içerisinde. Geçen çizgi sayılar artacak. Neden? Bak biraz önce çizdiğimle aslında aynı şeyden bahsediyorum. Tekrar gösteriyorum. Yarıçapım R olduğunu düşünelim. Yarıçapım R iken bu yüzeyden geçen çizgiler şu siyah çizgiler. Ama ben aynı uzaklıktayken yüzey alanımı 2A yaparsam geçen çizgiler ne yapacak? Artacak. O zaman ışık akısı da artmış olacaktır dedim. Peki. Şimdi aynı alanı uzaklaştırdığımda ise ne yapmıştık? Noktasal kaynaktan aynı alanı uzaklaştırırsak ışık akısı zamanla azalacaktı. Çünkü geçen çizgilerim dikkat edersek şu iki çizgi ekstradan benim A yüzey alanımdan geçmez oldu. Bu da ışık akısının zamanla azaldığını gösteriyor. Ancak biz bunu paralel ışık demetinde cisimi uzaklaştırdığımızda, yüzeyimizi uzaklaştırdığımızda herhangi bir şekilde geçen çizgi sayısında azalma söz konusu olmayacaktır. Geldim üçüncü ifadeye. Bakın üç önemli ifade var demiştim. Bunlardan birincisi ışık şiddetiydi. İkincisi ışık akısıydı. Üçüncüsü ise aydınlanma şiddeti. Neymiş aydınlanma şiddeti? Bakalım. Aydınlanma şiddeti dediğimiz şey birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti diyoruz. Bakın tanımını yazarsak, tanımı formülize edersek birim yüzeye düşen ışık akısı. E ile gösterilir. Birimi lükstür. O zaman ortalama ışık akısını alırken ben birim yüzeye düşen ışık akısı olarak almam gerekir. Ama bunu ne zaman alıyorum biliyor musunuz aslında? Kapalı bir eğri varsa, bir alan varsa bunun üzerindeki ışık akısını almam gerekiyor. Peki mesela bunu bir küre için düşünecek olursak şöyle. Pardon. Ekranım düzelmesini bekliyorum. Fokuslamada sorun var. Evet. Düzeldi sanırım. Evet. Şimdi bunu bir küre için düşünecek olursak işte şöyle yaptık. Şu bizim bir küremiz olsun. Bu küremizin tam merkezine ben I ışık şiddetli bir kaynak bıraktım. Bu kürenin yüzey alanında oluşturmuş olduğu ışık, tüm yüzeyinde oluşturmuş olduğu ışık akısı neydi arkadaşlar? Fi'ydi. Fi eşittir 4 pi I idi. Peki tüm kürenin yüzey alanı nedir? Tüm kürenin yüzey alanını hesaplayacak olursak o da 4 pi r kareydi. O zaman ben aydınlanma şiddetini gösterirken ne diyeceğiz? Pi bölü a'ydı. Buradan bakarsam 4 pi i bölü 4 pi r kare dersem 4 pi'ler sadeleşir. Aydınlanma şiddeti ne olur? I bölü r kare olur. Bu bize aslında önemli bilgiler veriyor. Önemli bilgilerden kastı şu. 1. Dikkat edersek kaynak ortada. Yarıçapı buradan çizersek yarıçap bu yüzeye ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda değil mi? Bakın yarıçap bu yüzeye dik olmak zorunda. O zaman biz bir noktadaki aydınlanma şiddetine bakarken o yüzeye dik uzaklığımıza bakmamız gerekiyor. Yani ne demek istedim? Şöyle düşünün. Diyelim ki şöyle bir yüzeyim var benim. Ve şurada bir ışık kaynağı var. Bu ışık kaynağının bu yüzeye 90 derecelik açı mesafesinde yani d kadarlık bir mesafede olduğunu düşünelim. Şuradaki ışık şiddetim de I kadar. O zaman tüm yüzeydeki oluşacak aydınlanma şiddeti I bölü d kare kadar. Bu E. Peki ben bu ışık kaynağını şuraya taşırsam. Burası I olsun. Şu açı alfa kadar olsun. Buraya da d üssü diyelim. Peki benim aydınlanma şiddetim şu an azaldı değil mi? Ne kadar azaldı? Ne kadar azaldı? Birinci durumdaki aydınlanma şiddetinin, dikkat edin, bunun hangi bileşeni? Mesela şu I'nın aydınlanma şiddetine bakarsam, I bölü D üssünün karesi olur. Peki bana ne lazım? Bana dik olan lazım. Dik olan hangi bileşen? Yakın kenar.
Öbürü nasıl? Şurası. Dikkat ederseniz. O zaman yakın kenar olduğuna göre buraya ne yazacağım? E üssüne. I bölü D üssünün karesi çarpı. Benim için önemli olan dik olmasıydı. Kosinüs alfa şeklinde yazmam gerekiyor. Yani siz bir ışığı o düzlemden belirli bir açıyla döndürürseniz, uzaklığını değiştirmeseniz dahi açı arttıkça aydınlanmanız, yani parlaklığınız azalacaktır. Parlaklığın azalması demek aydınlanma şiddetinin azalacağı anlamına gelir. Peki bu azalma ne kadarmış? Kosinüs alfa kadar. Buraya dikkat. Yani biz normalde aydınlanma şiddetini alırken ne alıyoruz? I bölü d kare olarak alıyoruz. Ancak biz uzaklaştığımızda ya da belirli bir açıyı taradığımızda, bu açıyı taradığımızda aydınlanma şiddetini alırken kosinüs alfasını da alacağız. Buna dikkat edin sevgili gençler. Şimdi bu aydınlanma şiddetinin, bu arada aydınlanma şiddetinin birimi lükstür demiştik, unutmayın diyorum. Şimdi örneklerimize bakacak olursak hemen, mesela yüzey alanları A, A ve 2A olan 3 levha noktasal bir ışık kaynağına karşısına şekildeki gibi yerleştirince levhalara çarpan ışık akıları Φ1, Φ2, Φ3 oluyor demiş. Φ1, Φ2, Φ3 arasındaki ilişki nedir demiş. E dikkat edelim, noktasal ışık kaynağı, yani noktasal ışık kaynağında. Şimdi açı önemliydi değil mi benim için? E noktasal ışık kaynağında şöyle gösterirsem şuradaki sınırım böyle. Bu sınırdan geçen çizgiler aynı yüzey alanı, ancak uzaklık fazlalaştığında açı ne yapacaktı? Küçülecekti. Açı küçüleceği için geçen çizgiler azalır. Açı küçüleceği için geçen çizgiler azalacağı için Φ1, Φ2'den ne olmalı? Büyük olmalı. Peki aynı uzaklık, dikkat edin d uzaklık, ancak yüzey alanın büyüdüğünde açı ne yapıyordu? Büyüyordu noktasalda. Açı büyüdüğü için geçen çizgilerdeki sayı da artmış olacak. Demek ki Φ3 de Φ1'den büyük olmalıdır. Bu durumda 3, 1, 2 ya da 2, 1, 3 ters sıralaması olur dedim. Evet, I ışık şiddetindeki ışık kaynağının perde üzerindeki KLM noktaları etrafında oluşturduğu aydınlanma şiddetlerinin sırası nedir demiş. Arkadaşlar dikkat edin, burası D olsun. Tamam. Buranın yüzeyin normali diki burası değil mi? Ben dikle yapmış olduğum açı alfa. Buradaki yüzeyin normaline bakarsam, buradaki yapmış olduğum açı beta dersem, beta alfadan ne durumda? Büyük durumda. O zaman birincisi dik zaten. Birincisi için, yani M için şunu yazarım. EM eşittir derim. I bölü D kare. Ancak EL için şunu söylerim. I bölü D üssünün karesi çarpı, bir de ne geldi işin içerisine? Kosinüs alfa geldi. EK'ya bakarsam I bölü D2 üssü diyelim oraya. Şuraya D2 üssü dedik. Şuraya D üssü dedik. D2 üssünün karesi çarpı bu sefer ne geldi? Kos beta geldi. Zaten arkadaşlar, zaten uzaklık fazla. Yani birincisinde D kadarlık uzaklık vardı. İkincisinde D1 uzaklığı, üçüncüsünde D2 uzaklığı. Zaten uzaklığım zamanla artıyor. Bir de bu uzaklığın artmasına rağmen yanına ne geliyor? Kosinüs açısı geliyor. O zaman uzaklığın artması zaten benim şuradaki bölü durumumu küçültüyor zamanla. O zaman M'den K'ya doğru gittikçe bu açı, uzaklık azaldığı için benim aydınlanma şiddetim zaten azalacaktı. Bir de işin içerisine ne geldi? Kosinüs alfa, kosinüs beta geldi. O zaman daha da çok azalacak demektir. Sıralamayı yazarsak nasıl olur? Sıralamayı yazarsak şöyle olacaktır. Aydınlanma şiddetlerinin büyüklüklerini sormuş bize. O zaman en büyük M olur, sonra L olur, sonra K olması gerekir dedik. Yani cevabım MLK C seçeneği olur. Evet, güzel bir soru daha. Bakalım. Bakın bu sorunun benzer tarzları var. Beraber bakalım tekrardan. Demiş ki bize, yarım kürenin merkezine yerleştirilen noktasal ışık kaynağı KLM noktaları civarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EK, EL, EM'dir. Teta alfadan büyükmüş. Aydınlanma şiddetlerinin sıralaması nedir? Arkadaşlar, noktasal ışık kaynağı nerede? Noktasal ışık kaynağı merkezde. Merkezdeki bir noktasal ışık kaynağının
K noktasına olan uzaklığı zaten diktir. L'ye olan uzaklığı diktir. Çünkü buralar birer yarıçaptır. Bu açının herhangi bir önemi yoktur güzel kardeşim. Ne olur o zaman? EK içinde I bölü R kare yazarım. EL içinde I bölü R kare yazarım. EM içinde I bölü R kare yazarım. Yani üçü de birbirine eşit olmalıdır derim. Var mı bakalım? A seçeneği olmalı cevabımız. Evet, şöyle bakalım. Biraz önceki sorunun başka bir soru tarzını göstereyim ben. O aklıma gelmişken şu yanına yazayım. Bak, pardon. Şuraya yazayım. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir soru sorsa bana adam. Şu kürem olsun. Şöyle sileyim, ben daha düzgün çizdim diye düşünüyorum. Şöyle küre olduğunu varsayıyorum. Bu kürenin bu sefer tam şu noktada bir ışık kaynağı var. I. Bu noktada bir ışık kaynağı var. K. Şöyle, pardon. Şurada bir ışık kaynağı var. Bu da I. Şurada bir ışık kaynağı var. Bu da I. Bu sefer bana K, L, M noktalarında bulunan ışık kaynaklarının O noktasındaki aydınlanma şiddetini soruyor. Burada da yine şurası alfa, beta, beta büyüktür alfa, EK, EL, EM ilişkisini sormuş. Bakalım mı şimdi? Bakın şöyle ikisini yan yana getirmeye çalışayım. Bakın bu ikisi arasındaki farka bakalım. Birinde ışık kaynağı merkezde. Diğerinde ise ışık kaynağı kürenin yüzeyinde. Şimdi ışık kaynağı kürenin yüzeyinde olursa buraya olan uzaklığın O'ya olan uzaklığın dik olamayacaktır. Dik olamayacağı için bu sefer kosinüs alfa ve kosinüs beta işime yarayacak. O zaman bu sefer kosinüs alfa ve kosinüs betayı kullanmam gerekir. Yapıyorum o zaman. Diyorum ki K'daki K'nın oluşturduğu aydınlanma şiddetine bakarsam I bölü R kare çarpı bu sefer ne kullanacağım? Kosinüs alfayı. Peki EL'ye bakarsam I bölü R kare çarpı burada kosinüs alfa yok çünkü dik. Dikkat edin tam merkezde dik şöyle. EM'ye bakarsak I bölü R kare çarpı kosinüs beta. Adam bana beta alfadan büyüktür demiş. O zaman kosinüs alfa da kosinüs betadan büyüktür. Değil mi? Kosinüs de ters. O zaman ne olacak böyle bir durumda? L büyüktür. K. O da büyüktür. M çıkar. Aydınlanma şiddetlerinin sıralaması. Bakın bu ikisine dikkat edin. Bu ikisi çok gelir karşınıza. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Devam ediyorum sorularımla. Evet. İç içe geçirilmiş R ve 2R yarıçaplı kürelerin ortak merkezlerinde ışık kaynağı vardır. KLM yüzeylerindeki ışık akıları sıralaması nasıldır demiş. Arkadaşlar KLM yüzeyleri alfa ve 2 alfa açıları vermiş bana. Burada da ne var? I var. O zaman phi k'yı yazacak olursam şöyle derim. 4 pi I normalde tüm yüzey olsaydı. Ama şu an ne kadarlık açı? Alfa bölü 360'lık açı. Phi L'ye bakıyorum. 4 pi I tüm yüzey olsaydı. Ama şu an 2 alfa bölü 360'lık kısım. Phi M'ye bakıyorum. 4 pi I çarpı alfa bölü 360 olur. Sıralamasına bakarsam L büyüktür. K eşittir M olmalıdır diyorum. Yani cevabım D seçeneğidir dedik. Peki yarıçapı R olan metal bir küre merkezine şekildeki gibi ışık şiddeti I olan noktasal bir kaynak yerleştirilmiştir. Bu durumda küre yüzeyine düşen ışık akısı phi. Küre yüzeyindeki aydınlanma şiddeti de E'ymiş. Hemen yazıyorum buraya. Küre yüzeyindeki aydınlanma şiddeti E neye eşit? I bölü R kareye eşit. Peki phi neye eşit? Küre yüzeyin tüm yüzeyindekini söylemiş bana. 4 pi I'ye eşit. Çünkü bakın küre üzerine düşen toplam ışık akısı demiş. Tamam, güzel. Metal küre daha sıcak bir ortama götürürse. Metal küre daha sıcak ortama götürülürse ne olur? Genleşir, değil mi? Hadi bakalım. Genleştirdik. Kaynak burada. Yarıçapım R üssü. Ne oldu arkadaşlar?
R üssü arttı mı? Burası artarsa aydınlanma şiddeti ne yapar? Azalır. Kaynağı değiştirdi mi bu adam? Hayır. Kaynağı değiştirmediyse senin ışık akın değişmeyecektir. Çünkü ışık akısı R'ye bağlı değil. Değil mi? Ne yaptık? 4 pi I dedik. Yani tüm 360 derecenin tamamını aldık. O zaman ışık kaynağı değişmediği için ışık akısı değişmeyecek. O zaman ışık akısı değişmez. Aydınlanma şiddeti azalır. D seçeneği cevabım olur dedim. Unutma. Tamam. Geldik bura. İçi boş kale kürelerinin merkezlerine konulan ışık kaynaklarının ışık şiddetleri sırasıyla IK, IL'dir. Küre yüzeyinde oluşturdukları aydınlanma şiddetleri eşit olduğuna göre. Şimdi küre yüzeyinde oluşturdukları aydınlanma şiddetleri eşitmiş. Tamam. IK bölü IL'nin oranı nedir demiş. Arkadaşlar küre yüzeyinde oluşturdukları aydınlanma şiddetlerini alırken uzaklığım dik uzaklığıma bakarsam dik uzaklığım R kadar olduğuna göre burası fi IK bölü pardon IK bölü R karedir. Bu kime eşit olacak? Bu adam için IL bölü 2R'nin karesinden 4R kare olur. Bunlar aydınlanma şiddetiydi. Buradan R kareleri sadeleştirdik. O zaman IK bölü IL'nin oranı ne gelir? 1 bölü 4 yani cevabım E seçeneği olur dedim. Evet geldim son soruya. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağının ABC noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri sırasıyla EA, EB, EC'dir. Buna göre bunların büyüklüklerini sıralaması. Arkadaşlar EA, EB, EC. Şimdi bu neymiş ona bakalım. Ben buradan dik uzaklığa bakacağım arkadaşlar. Başka bakma şansım yok. Yani şöyle düşünürsem I'nın buraya olan dik uzaklığı şurası değil mi? Normalle yaptığı açı şu değil mi? Bak. O zaman şu açının bana neyi lazım? Kosinüsü lazım. Kosinüs dediğim şey karşı bölü hipotenüs değil mi? Bu dursun kenarda. İşime yarayacak çünkü. Mesela IB'ye bakalım. Onu da maviyle gösterelim. IB'nin buraya olan uzaklığı şöyle değil mi? Bana bunun neyi lazım? Yine bakın normalle yaptığı açı burası. Tamam, bu da dursun kenarda. IC'ye bakıyorum. IC'yi de kırmızıyla göstereyim şöyle. IC'nin buraya olan uzaklığı bu şekilde. Ve bana normalle yaptığı şu açı eşit. Peki, bakarsak her birinin aslında hipotenüs uzunluğu şöyle göstereyim ben sayısal değer olarak da bulmuş olayım. En azından sorunun çözümünde kolaylık sağlar bize. Dikkat ederseniz şurası 2 birim. Şurası 3 birimse hipotenüsüm benim ne kadar? Kök 13 gelir. Bakın B için de aynı şey. Burası 3 birim. Burası 2 birim. Hipotenüsüm kök 13. C için de aynı bakın. Burası 2. Burası 3'ten. Burası kök 13 gelir. Tamam. O zaman yazıyorum şimdi. 1. EA'yı yazıyorum. I bölü. Buraya olan uzaklığım kök 13 kadar değil mi? Kök 13'ün karesini alırsam. Kök 13'ün karesini alırsam. Dekareydi yani. Kök 13'ün karesi 13 gelir. Çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa ne? Komşu bölü hipotenüs değil mi? O da ne gelecek? 2 bölü kök 13 gelecek. Yani benim sonucumun şurası 2 bölü kök 13 değerinde. Bu dursun kenarda. Peki B için bakıyorum şimdi bak. B için bakıyorum. EB eşittir. I bölü uzaklık kök 13. Karesini aldım yine 13. Çarpı. Bu adamın kosinüsü nerede? Şurada. Bu adamın kosinüsü ne kadar? Komşu bölü. Dikkat. Hipotenüs. 3 bölü kök 13. Peki EC'ye bakıyorum şimdi. EC'ye bakarsak yine onun uzaklığı ne kadar? Kök 13 kadar. Karesini aldım 13. Çarpı. Bu adamın normali nerede? Burada. Üçgeni şurada değil mi? Bak burada üçgeni. Değil mi? Bu üçgende komşumuz 3. Hipotenüsümüz 13. O zaman buradan da ne geldi? 3 bölü kök 13 geldi. Yani senin aydınlanma şiddetin ne olmuş oldu? B ile C birbirlerine eşit oldu. A onlardan küçük oldu. Yani cevabım A seçeneğidir dedim. Arkadaşlar burada hatırlatmam gereken son bir kısım var. Oradan da bahsedeyim. Geçeyim. Onu da şuraya yazmak istiyorum. Fotometre. Ne işe yarıyor bakalım. Hani biraz önce demiştik ya. Işık şiddetini tayin etmede, ışık şiddetini belirlemede yarayan bir alettir dedik. Işık şiddetini bulmaya yarar dedik. Nasıl peki ışık şiddetini buluyoruz? Arkadaşlar, fotometre ile ışık şiddetini bulmak için
Bilinen bir ışık kaynağının ışık şiddetinden bilinmeyen bir ışık kaynağının ışık şiddetini bulmaya yarayan bir alet aslında. Arada bir tane levhamız var. Bu levhanın orta kısmında bir yağ lekesi var. Şimdi bu levhaya D2 uzaklığında I2 ışık şiddetli bir kaynak bırakıyorum. Bu da bu tarafına ise I1 D1 uzaklığında I1 şiddetinde bir ışık kaynağı bırakıyorum. İşte bu ışık kaynaklarının bu yağ lekesinde oluşturmuş oldukları parlaklık, yani aydınlanma şiddeti. Eğer eşitse bu yağ lekesi gözükmeyecek. Yağ lekesinin gözükmemesi için o zaman şartım neymiş? E1'in E2'ye eşit olması. Yani I1 bölü D1'in karesi I2 bölü D2'nin karesine eşit olacak. E ne oldu? Bakın mesela I1'i biliyorsak, D1'i ve D2'yi biliyorsak otomatikman I2'yi de bulabileceğiz. Zaten kural ne demiştik ya da ne işimize yarıyor demiştik? Bilinen bir ışık kaynağının ışık şiddetinden bilinmeyen bir ışık kaynağının ışık şiddetini bulmaya yarıyor dedik. Evet arkadaşlar, aydınlanma kısmını bitirdik. Bununla ilgili egzersiz yayınlarındaki soru çözüm videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.